TRT Diyanet'ten hayırlı sabahlar. Ben Fatih Şahin. Gündeme hoş geldiniz. Bugün 1 Ağustos Çarşamba, Hicri olarak da Zilkade ayının 19. günü içerisindeyiz. Yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeleri ve gazete başlıklarını bu önümüzdeki yarım saat süresi boyunca aktaracağız sizlere. Sizler de sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp hattından tüm soru, görüş ve önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz diyelim ve gelişmelerle gündeme başlayalım. Sayın seyirciler, olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasının ardından çıkarılan yeni terörle mücadele yasası yürürlüğe girdi. Yasada valilere verilen yetkiler, gözaltı süreleri, meslekten çıkarılma ve görevden uzaklaştırılmalara ilişkin düzenlemeler dikkat çekiyor. Bunların kökünü kazıyacağız. Ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler. Bunun başka çaresi yok. Başta FETÖ olmak üzere PKK ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin etkili şekilde sürdürülmesi için olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasının ardından terörle mücadeleye ilişkin yeni bir yasal çalışma yapılmıştı. Meclisten geçen yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı, kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek. Ayrıca valiler belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşımlarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek. Ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suçlarla terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar bakımından gözaltı süresi 3 yıl boyunca yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlardaysa 4 günü geçemeyecek. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabilecek. Önümüzdeki dönemde Anayasa Mahkemesi'nde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılacak müracaat üzerine tazminat komisyonu tarafından incelenecek. Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ya da bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay'la Danıştay Daire Başkanı ve üyeleri, hakim ve savcılar, askeri hakimler ve Sayıştay mensupları hakkında kurumlarınca meslekten çıkarılmalarına karar verilecek. Yeni terörle mücadele yasası kapsamında görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları veya pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından ya da vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek. Doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek. Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekalette kurban kesim bağış kampanyasına ilgi artarak devam ediyor. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş sloganıyla yürütülen kampanyada 3 bakan da bağışçılar arasına katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı Mehmet Savaş Polat'ı makamında kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da vekalette kurban bağışı yaptı. Selamun aleyküm. Selam. Bayramınız mübarek olsun inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekalette kurban bağışı kampanyasına katılım yoğun şekilde sürüyor. 3 bakan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan vekalette kurban kesimi için bağışta bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Bakanlığın çalışmaları ve Kurban Bayramı hazırlıkları ile ilgili bilgi alan Bakan Varank, Türkiye Diyanet Vakfı'na 2 kurban bağışı yaptı. Erbaş, bağış makbuzunu kendisine teslim ederek kurban ettiğinin ulaştırılacağı ihtiyaç sahipleri adına teşekkür etti. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş temasıyla düzenlenen program kapsamında yurt içinde 280 kesim bölgesinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım
gerçekleştirilecektir inşallah. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a da yeni kabinedeki görevlerinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu Başkan Erbaş. Selçuk ve Turhan da TDV'ye vekaletle kurban bağışı yaptı. Erbaş bağış makbuzlarını kendilerine takdim etti. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Tunceli Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam da Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kesim kampanyasına katılan isimlerdi. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş isimli bağış kampanyasına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bizzat katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat'ı makamında kabul eden Erbaş, vakfın faaliyetleri ve kurban kesim organizasyonuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarımızı kurban vekaleti konusunda... Türkiye Diyanet Vakfı emanet bilinciyle vekaletle kurban organizasyonunu yürütüyor. Duamız, kurbanların aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olması, Müslüman coğrafyalarda elimizin ulaştığı her noktaya barış, bereket, esenlik ve merhamet taşımasıdır. Güvenilir. Başkan Erbaş, TDV'ye kurban bağışında bulundu. Vekalette kurban kestirmeye karar veren vatandaşları, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulunmaya davet etti. Vatandaşlarımız, diyanetvakfı.org.tr ve bağış.diyanetvakfı.org.tr adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilirler. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci seneyi devriyesinde görev yaptığı camide sela okuduğu için darp edilmişti. Din görevlisi Faruk Açıkgöz, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Esenler Camii İmam Hatipi Açıkgöz, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş tarafından kabul edildi dün. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erbaş, Türkiye'yi işgal girişimine karşı millet olarak tavır almamızda etkili olan selaları her 15 Temmuz'da okumaya devam edeceğiz dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde milli uyanışın sembolü olan salaların hain girişimin ikinci yıl dönümünde yurt genelinde saat 00.13'te Türkiye'de 90 bin camide aynı ruhla bir kez daha okunması talimatını vermişti. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Esenler Camii İmam Hatibi Faruk Açıkgöz de bu talimata uyarak camisinden sala okudu. Salanın ardından camiye gelen iki kişi tarafından darp edilen Açıkgöz, o gece yaşadığı saldırıyı Diyanet TV haber merkezine anlattı. Selayı verdikten sonra çıktım dışarı, baktım camiye iki kişi geldi. Hani bana orada bu darbe değildir. Hani ne selası bilen dedi. Ben de dedim bütün Türkiye genelinde bu sela okunuyor. Diyanet İş Başkanı emriyle biz de okuduk. Dedi sen dedi cuma günü de dedi zaten hutbe okumuşsun bu darbeyle ilgili. Ben dedim hayrola sen niye seni ilgili bu darbe değil dedi bana. Bu uydurma bir şey dedi bana. Ben dedim 250 şehit verdik. Nasıl darbe değildi bu dedim. Ben orada işte onunla birine konuşurken geldi anında benim bu sol tarafıma bir yumruk vurdu. İmam Hatip Faruk Açıkgöz, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş tarafından kabul edildi. Ben öncelikle geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha memleketimize, milletimize böyle bir ihanet girişimi göstermesin inşallah. Saldırıyı kınayan Başkan Erbaş, vatansever, inançlı Türk milletinin Türkiye'nin işgaline karşı muhteşem direniş gösterdiği 15 Temmuz'un yıl dönümlerinde dirilişin sembolü olan salaların okunmasına devam edileceğini söyledi. Millet olarak hepimiz bu girişim karşısında, bu işgal girişimi karşısında tavrımızı aldık, gösterdik. Ve minarelerimizden yükselen sala sesleri girişimin, işgal girişiminin engellenmesinde büyük bir katkı sağladı. Bunu inşallah her 15 Temmuz gecesi salalarımızla yad edeceğiz. Saladaki o gayretinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Sala sonrası başınıza gelen bu müessif olaydan dolayı da geçmiş olsun diyorum ve bunu yapanları
kınıyorum. Kabulün ardından Başkan Erbaş, İmam Hatip Faruk Açıkgöz'e Kur'an-ı Kerim hediye etti. İnşallah caminizde nice insanlar okur, siz okursunuz. İnşallah. Bu tür saldırıların Diyanet Teşkilatı'nda görevli hiçbir din görevlisini yıldırmayacağını belirten Faruk Açıkgöz, şimdi tutuksuz yargılanan zanlıya verilecek cezayı bekliyor. Adli işlem devam ediyor şu an, devam ediyor. O şahıs da dışarıda şu an tabii, denetim olarak serbest bırakmışlar. İşte adli şeyini bekliyoruz yani, mahkemenin hangi şey olacağını. Aleyke Evet, bugünün gazeteleriyle devam edelim değerli izleyenler. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Kalleş saldırı bugün Milliyet'in manşeti. Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK masum bir anne ve minik bebeğini katletti. Yüreğimiz yandı, öfke büyük diyor Milliyet. Uşak'tan 11 aylık bebeği Bedirhan'la yola çıkan Nurcan Karakaya, Hakkari Yüksekova'da görev yapan astsubay eşini ziyarete gitti. Hasret gideren anne ve bebeği üst bölgesinden dönüşe geçti. Annenin kullandığı otomobil seyir halindeyken PKK'lı teröristlerce daha önceden yola tuzaklanan el yapım patlayıcı büyük bir gürültüyle infilak etti. Anne Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken 11 aylık Bedirhan ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katillerin yeri hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacak dedi deniliyor. Dün İbrahim Kalın'ın yeni yapılan dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalarda yine Milliyet'te yer buluyor değerli izleyenler. Az önce aktardık. Hakkari'deki anne ve baba, anne ve çocuğunu hedef alan terör saldırısıyla ilgili görüşleri bu şekildeydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 100 günlük yol haritasını önümüzdeki cuma günü açıklayacağını belirtti. Kabinede 400 projenin 100 günlük icraat içinde detayları ele alındı. Bunlar hem seçim döneminde vaat edilen projeler hem de daha önce başlatılan projeleri kapsıyor dedi İbrahim Kalın. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda gerilime neden olan Rahip Brunson'la ilgili de konuştu İbrahim Kalın. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara tepki gösterdi. Yaptırım dilini bir tehdit unsuru haline getirerek Türkiye'ye yüklenmenin hiç kimseye bir faydası olmayacak. F-35 konusu olur, başka mevzular olur. Türkiye alternatifsiz değildir dedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Yapılandırma biliyorsunuz dün itibariyle sona erecekti ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşüyle beyan süresinin uzatılacağına dair kararıyla 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu konuyla ilgili Milliyet Gazetesi de bugün okurların karşısına çıkmış. 45,3 milyarlık yapılandırma başlığıyla vergi yapılandırmasının son gününde borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar vergi dairelerine akın etti. Birçok yerde uzun kuyruklar oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla akşam saatlerinde kamu olacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos'a uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugüne kadar 45,3 milyar liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon genişledikçe değerli izleyenler, bu örgüte evlatlarını kaptıran ailelerin feryatları da birer birer ortaya çıkıyor. İşte onlardan biri ailelerin feryadı başlığıyla Milliyet Gazetesi bugün okurlarına duyuruyor. Türkiye Profesör Cevat Babuna ve eşi Semin Babuna'yı Adnan Oktar'ın müridi olan 5 çocukları ve torunları için verdikleri mücadeleyle tanıdı. Profesör Doktor Babuna geçen yıl hayatını kaybetti. Vefat ilanında çocuklarının ismi yoktu. Semin Babuna ise Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon sonrası 25 yıllık mücadelesinde yeni bir sayfa açtı. Semin Babuna'nın cezaevinde ziyaret ettiği en küçük kızı Eda görüşe çıkmadı. Kızı Selda İnal'ı ziyaret eden Filiz İnal'sa duvara tosladım diye yakındı deniliyor haberde. Hürriyet gazetesine geçelim. Tıpkı Milliyet gibi Hürriyet de bebek katili
PKK terör örgütünün dün gerçekleştirdiği saldırının detaylarını bugün manşetinden duyurmuş. Anne ve bebeğine kıydılar başlığıyla. Kanlı hain eller Yüksekova'da yine ortaya çıktı. Masum bir anneyi ve henüz 11 aylık olan bebeğini katlettiler diyor Hürriyet gazetesi. Hain saldırı Yüksekova'ya 20 kilometre mesafedeki Büyük Çiftlik beldesi Susak Deresi mevkiinde saat 16 sıralarında düzenlendi. Ve mutlu günlerine dair bir fotoğrafın da paylaşıldığı haber manşetten duyuruluyor Hürriyet gazetesinde. Alternatifsiz bir ülke değiliz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında kabinede Beştepe'de toplanarak 100 günlük icraat programı ele alındı diyor Hürriyet. Az önce aktardığım haber Hürriyet'te de yer buluyor. Toplantı çıkışı açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilim için Türkiye tehdide ve tehditvari dile asla prim vermez. F-35'lere 900 milyon dolar ödeme yaptık. Bunun geciktirilmesi halinde Türkiye'nin başvuracağı hukuk yolu vardır. F-35'ler olur, başka konu olur. Türkiye alternatifsiz değildir diyor İbrahim Kalın. Dün Merkez Bankası 2018 yılı enflasyon tahminlerini açıkladı değerli izleyenler ve daha önce yapılan tahminin 5 puan üzerine çıktı Merkez Bankası. %8,4'ten %13,4'e güncelledi. Bu konuda yine Hürriyet'te yer bulmuş. Başkan Murat Çetinkaya bu güncellemenin 2,3 puanı petrol fiyatları ve döviz kurunun ithalat fiyatlarının etkisinden, 1,4 puanı ise gıdadan geliyor dedi. 2019 enflasyon hedefi de %6,5'dan %9,3'e yükseldi deniliyor. Sabah gazetesi de tıpkı Milliyet, Hürriyet gibi dünkü Hakkari'deki o hain saldırıyı bugün manşetine taşımış. İşte eseriniz diyor Sabah gazetesi. Kanlı terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'yi meclise taşıyanlar, vicdanınız rahat mı diye soruyor. Bebek katilleri yine sahnede. Yüksekova'da astsubay eşinin aracına bombalı tuzak kuruldu. Anne ile 11 aylık bebeği şehit düştü deniliyor haberde. FETÖ darbeyi görüntülü telefonla yönetti. Sabahtan aktaracağımız bir diğer haber. Darbeci Çiçek'in telefonunu inceleyen polis FETÖ'nün darbe gecesi görüntülü konuşmasını tespit etti. Akıncı davasında tutuklu yargılanan Hakan Çiçek'in 15 Temmuz akşamı saat 20.50'de FaceTime uygulaması üzerinden FETÖ elebaşıyla 3 dakika 51 saniye görüştüğü ve darbe talimatlarını aldığı belirlendi deniliyor haberde. Alman faşistlerin düşman listesi çıktı. Gerçekten tüyler ürpertici bir haber değerli izleyenler. Almanya'da aşırı sağcıların 25 bin kişinin yer aldığı düşman listesi oluşturduğu ortaya çıktı. 2011'de listeyi ele geçiren güvenlik birimleri ise yalnızca 3 kişiyi tehdit konusunda uyarmış deniliyor. Allah fırsat vermesin bu hainlere. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. 2 saniyelik video ele verdi diyor az önce aktardığımız haber. Bugün Yeni Şafak'ta manşette. Bu belge Amerika Birleşik Devletleri'ni zor durumda bırakacak. 15 Temmuz'daki darbenin Pensilvanya'dan yönetildiğini ortaya koyan yeni bilgilere ulaşıldı. Akıncı'da yakalanan sivil imam Hakan Çiçek'in üzerinden çıkan telefondaki 2 saniyelik video ve fotoğraf darbecilerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koordinatlarını deşifre etti. Çiçek'in 7 Mart 2016'da Pensilvanya'daki çiftlikte Gülen ile birlikte olduğu netleşti deniliyor haberde. Pakistan seçimleri biliyorsunuz sonuçlandı ve İmran Han değerli izleyenler oyların büyük bir çoğunluğunu alarak başbakan oldu. İmran Han'a ilk tebrik telefonu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, Pakistan'da seçimlerden zaferle çıkan Adalet Hareketi lideri İmran Han'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan görüşmede ilişkileri daha da geliştirmenin önemini vurguladı. İmran Han ise teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sergilediği liderlikle İslam dünyasına örnek olduğunu söyledi deniliyor haberde. 8 bin kişiyi katlettik itirafı gerçekten tüyler ürpertici Yeni Şafak'ta. Astana süreci kapsamındaki görüşmeler sürerken Suriye rejimi cezaevindeki 8032 muhalifi katlettiğini itiraf etti. Türkiye, Rusya ve İran'ın mutabakatıyla esir takası gündeme gelince rejim Haseke, Halep, Humus, Dera, Tartus, İdlib, Laskiye, Deir ez-Zor, Rakka ve Haseke'ye kayıtlı 8032 kişiyi kayıttan düşüp ölü gösterdi. Listede gazeteciler, akademisyenler, askerler ve
kamu görevlileri var diyor Yeni Şafak gazetesi. Star gazetesine geçiyoruz. Tehditlere eko tokat. Bugün Star'ın manşeti değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nin savurduğu yaptırım tehditlerine Türk ekonomisi pozitif verilerle karşılık verdi. Piyasaların gösterdiği direnç Washington yönetiminin tehditlerini boşa çıkardı diyor Star. Yabancı turist sayısında rekor kıran Türkiye 2018'in ilk 6 ayında %30,11 yükselişle yaklaşık 11,5 milyar dolar turizm geliri elde etti. İhracat ithalattan daha hızlı arttı. Dış ticaret açığı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %9,1 düşüşle 5 milyar 497 milyon dolara geriledi. Yaptırım tehditlerinin yaşandığı 26 Temmuz'da 4,86 seviyesindeki dolar ufak bir yükselişle 4,90'lara geldi. Borsa %2,5 prim yaptı diyor Star gazetesi manşet haberinde değerli izleyenler. Türkiye tehditlere asla prim vermez diyerek dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözleri de yine özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında Rahip Brunson nedeniyle yapılan açıklamalar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden tehditvari açıklamalar yine Star gazetesinde yer bulmuş. Dünkü YKS sonuçlarının açıklanması da yine Star'da yer buluyor. YKS'de 8 şampiyon, YKS'de temel yeterlilik testinde sözel sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer aday 500 puan aldı. Dil alanında ise 5 birinci çıktı. Şampiyonlar hedefe ulaşmak için çok değil, düzenli çalıştık. Dersi derste öğrenmek lazım. Sonradan çok zor oluyor dedi deniliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'ne İslam dersi gerçekten çok önemli bir haber değerli izleyenler. Bakın Etiyopya Başbakanı Ali ne diyor? Size İslam'ı öğreteceğiz diyen Prens Zayet'e adeta ders veriyor. Siz İslam'dan uzaklaştınız. Bize Arapça öğretin yeter diye karşılık verdi. Gerçekten tokat gibi bir cevap olmuş Etiyopya Başbakanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'ne. Türkiye gazetesine geçiyoruz son olarak. 25 bin kişilik infaz listesi az önce küçük puntolarla aktardığım haber bugün Türkiye'de. Manşette Almanya'da 8 Türk'ü katleden ırkçı çetelerin ölüm listesi ele geçirildi. Polis bu belgeleri 7 yıl gizlemiş. Bu daha da tüyler ürpertici. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklama bayram tatili için gün sayanları, daha doğrusu uzun bayram tatili yapmak isteyenleri sevindirdi. Zira Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. Bu konuda bugün Türkiye gazetesinde yer bulmuş. Evet, gazete başlıklarından aktaracağımız haberleri sonlandırıyoruz. Gelişmelerle gündem devam ediyor. Sayın seyirciler, yurdun dört bir yanından yaz Kur'an kurslarındaki eğitim seferberliğini Diyanet Televizyonu ekranlarına taşımaya devam ediyoruz. Bugün de Siirt Ensar Camii Erkek Yatılı Kur'an kursuna gideceğiz. Siirt'teki kurslarda çocukların dini istismar eden örgütlere karşı bilinçlendirilmesine yönelik özel çalışmalar da yapılıyor. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılan gençlere vatan sevgisi aşılanıyor. Medrese eğitimlerinin dikkat çektiği illerin başında geliyor Siirt. Birçok alimin yetiştiği, dini ilimlerin ve Arapça eğitimin alındığı önemli bir merkez bu şehrimiz. Bütün çocuklarımızın cami havasını teneffüs etmesini arzu ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaz Kur'an kurslarıyla Siirt'teki dini eğitim seferberliği daha bir hız kazandı. Şu an itibariyle eğitim gören, Kur'an terbiyesiyle, ahlakıyla yetiştirilen çocuklarımızın sayısı 12.488. Bizim hedefimiz milli eğitimin istatistiklerinden hareketle 100.000'in üzerinde olan bütün çocuklarımızdır. Dini ve insanı istismar eden örgütlerden korumak için din görevlileri var gücüyle çalışıyor. Yaz kursları bu anlamda ehliyetli kişilerle geleceğimiz olan çocukları buluşturma fırsatı olarak önem arz ediyor. Bunların canlarını kim alıyor? FETÖ terör örgütünün ve diğer örgütlerin tuzaklarından, kıskaçlarından, itikat, ibadet, ahlak ve siyer konusunda onları bilinçlendirerek şuurlu, bilinçli bir birey olarak yetiştirmek hedefimizdir.
Özellikle İslam ahlakını ve vicdanını çocukların gönüllerine yerleştirmek için üstün gayret gösteren din gönüllüleri farklı etkinliklerle de miniklere yaz Kur'an kurslarını sevdirmeyi başardı. Çocukların kurslara devamlılığı bunun en güzel göstergesi. Engelli hafız adaylarımızın azim ve başarıları gerçekten büyük takdir topluyor. Sakarya'da bir dernek tarafından verilen destekle Braille alfabesiyle hafıza hazırlanan 17 görme engelli kardeşimiz de onlar arasında küçük bir grup. Sakarya'da Braille alfabesini kullanarak Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 17 görme engelli öğrencinin gayreti büyük takdir topladı. Bazı bilmediğim konular vardır, unuttuğum konular vardır. Bunları tekrar ediyorum burada ve bana oldukça faydası oldu. Gerçekten okumamı bayağı geliştirdim. Sakarya'daki bir erkek öğrenci yurdunda 2 hafta süren hafızlık kampındaki öğrenciler, görme duyusunda dezavantajlı görünseler de Kur'an ezberindeki başarıları gerçekten birçok kişiyi şaşırtıyor. Liseye geçtim. Kampta çok güzel faaliyetlerimiz oluyor. Mesela ben hafızlık öğrencisiyim. Hafızlıkta kaldığım yerleri tamamlamaya çalışıyorum. Öğrenciler hem Braille alfabesiyle Kur'an'ı ezberlemeye çalışıyor hem de derslerinin dışında golbol ve futsal gibi sportif aktivitelerde yer alıyor. Çocuklarımızın birinci anlamdaki manevi boşluğunu doldurmak, bilgilerini tazelemek, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak. Diğer amacımız ise kültürel faaliyetlerde bulunmak. Bunların içinde işte kamu kurum ve kuruluşlarıyla temas, halk ile koordinasyonunu sağlamak, çocuklarımızın topluma adaptasyonunu sağlamak en önemli olan. Toplumun da bizim gençlerimizin farkında olmasını sağlayabilmektir. Bu tür sportif ve sosyal aktivitelere katılarak birçok alanda gösterdikleri çalışma şevkiyle engelli bireylerin yaşama bağlılığının güzel bir örneğini sergiliyorlar. Temel amacımız buradaki çocuklarımızın kaybettikleri motivasyonu tekrar yakalamalarını sağlayarak daha başarılı olmalarını sağlamak. Yani inşallah bitirebilirsek hafız olacağız. Burada eksiklerimizi tamamlıyoruz dini konuda. Yani tek dini eğitimle de kalmıyoruz. Yani birçok böyle faaliyetlerimiz oluyor. Yani mesela dışarılarda yemek etkinliklerimiz, spor salonlarımız, yani mesela spor salonunda oynadığımız futsal, golbol gibi görme engelli sporları yapıyoruz. Yıllarca çocukların öğrenme heyecanına ortak olduğu emeklilikten sonra ise yaşlılarla huzuru paylaşıyor. Samsun'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Usta gönüllü arkadaşlarıyla birlikte 9 yıldır güzel bir iş yapıyor. Nedir o iş? Gelin birlikte bakalım. Samsun'da bir huzurevi. Hayatlarının bu döneminde huzurevinde kendilerine bir yaşam alanı oluşturan yaşlıların müdavim bir ziyaretçileri var. Size yer ediyorum. Adalet nedir? Burada huzurevinde 2009 yılından beri düzenli olarak salı günleri öğleden sonra gönüllü arkadaşlarımla beraber program yapıyoruz. Hayat paylaşınca güzel diyen bir emekli öğretmen ve gönüllü arkadaşlarının ziyaretleriyle renkleniyor huzurevi. Emekli öğretmen Hüseyin Usta 9 yıldır her salı huzurevi sakinlerini ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenliyor, sohbetler yapıyor. Amacımız onlarla beraber birkaç saati paylaşıp huzuru birlikte yaşamak. Programın adı Huzur İstasyonu. Huzurevi sakinlerine biraz olsun yalnızlıklarını unutturmaya çalışan Hüseyin Hoca ve gönüllüler, şiir dinletileri, sazlı eğlenceler düzenliyor yaşlılar için. Küçük konserlerin sanatçıları da ev sahipleri oluyor. Farklı eğlenceli videolar, dikkat çekecek, onları özendirecek, onlara hoş vakit geçirecek anılardan bahsediyoruz. Böyle onlarla beraber burada birkaç saat vakit geçirmek inanın bize huzur veriyor. Bu güzel organizasyonun mimarı olan emekli öğretmen Hüseyin Usta yaşlılara hürmet ve ziyaretlerin önemini de bakın nasıl özetliyor. Eğer kendimizden başkası için zaman ayırmıyorsak, yarın bir gün birileri bize zaman ayırmadığında küsmeyelim. Hayat birileriyle paylaşınca daha güzel. Evet, bu haberle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Hayırlı haberler alacağınız bereketli bir gününüz olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.